Değerli katılımcılar, saygıdeğer hocalarım, sözlerime başlarken hepinizi saygıyla selamlıyorum. Böyle güzel bir organizasyonu gerçekleştiren tüm görevlilere de ayrıca teşekkür ediyorum. Ben sizlere Yargıtay kararları ışığında elektronik bankacılıkta banka ve telekomünikasyon şirketinin sorumluluğu konusunda tebliğ sunacağım. Sabırla dinleyeceğiniz için şimdiden teşekkür ediyorum. Konumuzun başlığı her ne kadar elektronik bankacılık olsa da bunun en önemli dağıtım kanalı olan internet bankacılığında meydana gelen sahtecilik olaylarında banka ve CSM şirketinin sorumluluğu ne şekilde belirlenecektir? Bunu yapacağım sunumda sizlere arz edeceğim. Şimdi uygulamada artık internet bankacılığı hayatımızın çok önemli bir faktörü haline gelmiş durumda. İlgili bankanın web sayfasına girdiğiniz zaman karşınıza bir takım güvenlik aşamaları çıkıyor. Bankacılık işlemlerini gerçekleştirebilmeniz için söz konusu aşamaları tamamlamamız gerekiyor. Ve bunun en önemli aşamalarından birisi de son dinim, dinamik şifrenin girilerek işlemlerin yapılabilmesidir. Şimdi burada tabi konu çok spesifik ve bu konuda Yargıtay'ın çok değişik kararları var. Mümkün olduğu kadar kısa süre içerisinde sizlere arz etmeye çalışacağım. Bir tarafında tabi önce bir taraflara bakmak lazım. Bir tarafında banka var, bir tarafında CSM şirketi var, bir tarafında internet bankacılığını kullanarak usulsüz bir şekilde işlem yapan yetkisiz kişiler var. Bir tarafında banka adına bayilik CSM e, şirketi adına bayilik sözleşmesini yapan bayi var. Dolayısıyla bu dörtlü ilişki içerisinde sorumluluk hukuku bakımından internet bankacılığında meydana gelen sahtecilik olaylarında banka ve CSM şirketinin, sorumluluğunu ortaya koymaya çalışacağız. Önce internet bankacılığı ne demektir? Bunu kısaca bir tanımladıktan sonra konuya giriş yapmak istiyorum. Bankalarda bilgi sistemleri yönetimde esas alınacak ilişk ilkelere ilişkin tebliğ madde 2'ye göre müşterilerin banka tarafından sunulan hizmetlere internet yoluyla ulaşmalarını ve yapmak istedikleri işlemleri gerçekleştirmelerini sağlayan bankacılık hizmet kanalıdır. Tabii tanımı bu şekilde verdikten sonra sorun ortaya nasıl çıkıyor ona bir değinmek lazım. Hukuki sorunumuz nedir? Hukuki sorunumuz şu. Yetkisiz bir takım kişiler yani dolandırıcılar mevduat sahibinin kişisel verilerini hukuka aykırı bir şekilde elde ettikten sonra bankacılık internet bankacılığında kullanarak bir takım dolandırıcılık faaliyetleri yapıyorlar. Ve maalesef bu son dönemlerde oldukça yaygın bir sahtecilik olayı. Yani siz ilgili bankanın web sayfasına girdiğinizde karşınıza bir takım güvenlik aşamaları çıkıyor. Ve bu güvenlik aşamalarında kişisel veriler girildikten sonra en son halkada ve internet bankacılık işlemlerinin en önemli aşamasını oluşturan dinamik şifrenin girilmesi aşamasında ne oluyor? Aslında siz gözünüzün önüne getirin lütfen. Girer girmez tüm bilgileri banka otomatik olarak ne yapıyor? GSM şirketinin iletişim kanalı üzerinden size otomatik olarak bir şifre gönderiyor. İşte GSM şirketinin sorumlu olup olmadığı bu noktada önemi arz ediyor. Çünkü ortada bir zarar doğuyor. Bu zarardan sorumluluk hukuku ilkeleri çerçevesinde acaba konuşmamın başında ifade ettiğim gibi bu dörtlü ilişkide kim ne şekilde sorumlu olacaktır ve sorumluluk hangi hukuki esaslara dayandırılacaktır bunu irdelemeye çalışacağız. Demek ki karşımızda beşli bir ilişki var. Bir tarafta yetkisiz kişiler var yani dolandırıcılar. Bir tarafta banka var. Bir tarafta telekomünikasyon şirketi var. Bir tarafta mevduat sahibi var. Bir tarafta bayi var. Bu beşli ilişki için beşli ilişki içerisinde sorumlu kişileri belirlemeye çalışacağız. Bu bağlamda acaba bankacılık sistemini kuran, internet bankacılığı sistemini kuran ve bunu yöneten banka veya yetkilendirdiği görevli kişiler mi sorumludur? Güvenlik şifresinin iletişim ağı üzerinden gönderilmesine olanak sağlayan CSM şirketi mi sorumludur? Sisteme giriş yapan mevduat sahibi sıfatını taşıyan veya taşımayan kişiler mi sorumludur? Yoksa abonelik sözleşmesini vekalet ilişkisi içerisinde mevduat sahibiyle imzalayan e, bayim sorumludur. Şimdi karşımızda ilginç bir Hukuki durum bulunmakta. Taraflar arasındaki muhtemel sorumluluğun muhtemel hukuki sebeplerine bir bakalım. Taraflar arasındaki borç ilişkilerine bakalım. Banka müşteriyle mevduat sözleşmesi yapıyor. Banka müşterinin internet üzerinden son dinamik şifreyi, güvenlik şifresini alması için CSM şirketiyle hızlı SMS sözleşmesi yapıyor. Bu sözleşme kapsamında CSM şirketinin asli edim yükümlülüğü nedir? İletişim kanalını kullandırmak. banka otomatik olarak o şifreyi gönderecek. İletişim kanalını kullanmaya yönelik böyle bir sözleşme imzalıyor. CSM şirketiyle müşteri arasında iletişimin sağlanmasına yönelik abonelik sözleşmesi var. CSM şirketiyle bayi arasında... Abonelik işlemlerinin gerçekleştirilmesine yönelik vekalet ilişkisi içerisinde sürdürülen bir bayilik sözleşmesi var. Şimdi böyle karmaşık bir hukuki ilişki içerisinde sorumlu tarafları tespit etmeye çalışacağız. Önce banka ile müşteri arasındaki mevduat sözleşmesi üzerinden ilerleyelim. Mevduat hepimizin bildiği üzere bir kişinin bankaya parasını yatırıp belirlenen vadede veya istediği zaman çekme hakkına sahip olduğu bir bedeldir. Yani kişi bankaya parasını yatırdığında ne yapıyor? Banka bunun adına bir hesap açıyor, bir hesap cüzdanı veriyor ve bu hesap cüzdanı içerisindeki alacak miktarı, alacak alacağın kapsamını belirliyor. Bunun karşılığında kişi istediği zaman bu sözleşme gereği parasını çekme hakkına sahip. Burada lütfen dikkat. Dikkatlerinizi rica ediyorum. Mevduat sözleşmesi kurulduktan sonra aslında bankaya yatırılan para üzerinde mevduat sahibinin bir alacak hakkı doğuyor. Mevduatın hukuki niteliği gereği mülkiyet bankaya aittir. Dolayısıyla aslında internet bankacılığı kullanılarak meydana getirilen sahtecilik olayında ne oluyor? zarar bankanın mülkiyet hakkına karşı işleniyor. Dolayısıyla ortada bir zarardan bahsedilecekse bankanın zararı söz konusudur. Peki müşterinin buradaki durumu nedir? İfade ettiğim gibi mülkiyet bankaya ait olduğu için mevduat sahibi yani müşteri her halükarda mevduatını alacak hakkına dayanarak bankadan talep etme hakkına sahiptir. Dolayısıyla burada şöyle bir sonuca varıyoruz. Aslında meydana gelen zarar bankanın mülkiyet hakkına karşı işlenen bir haksız fiil. Bu haksız fiili kim gerçekleştiriyor? Yetkisiz kişiler ne yapıyor? Mevduat sahibinin kişisel verilerini hukuka aykırı çeşitli yöntemlerle ele geçiriyor. Ne yapıyor son aşamada? CSM şirketinin iletişim kanalı üzerinden gönderilen şifreyi kullanarak hesabı boşaltıyor ve bir zarara neden oluyor. Şimdi uygulamada şöyle bir kafa karışıklığı var. Bunu yargıtay kararlarında da gördük. Ee, zarar sanki mevduat sahibinin mal varlığına karşı işlenmiş gibi bir durum olarak telakki ediliyor. Aslında böyle değil. Mevduatın hukuki niteliği doktrinde, öğretide, baskın görüşe göre usulsüz tevdi olduğu için yatırılan mevduat bankaya yatırılır yatırılmaz taraflar arasında sözleşme kurulduktan sonra mülkiyeti bankaya geçer. Mevduat sahibinin her halükarda alacak hakkı bakidir. Bu tespiti yaptıktan sonra mevduat hakkının sahibi, mevduat sahibinin hakları nelerdir? Yani aslında adam giriyor internete, bakıyor ki parası boşaltılmış. Peki ne yapabilir bu kişi? Taraflar arasında bir borç ilişkisi var dedik. Mevduat sözleşmesi. Bu iki tarafa borç yükleyen bir sözleşmedir. Bankanın mülkiyet hakkı zarara uğradığı için her halükarda ne yapabilir? Mevduat sahibi Türk Borçlar Kanunu madde 112'ye dayanarak ifayı her zaman talep edebilir bankadan. Çünkü banka bir güven kurumu ve işletme konusu son derece nitelikli bir kurum ve ağırlaştırılmış özen sorumluluğu nedeniyle her halükarda çekinçesiz olarak mevduat sahibinin o alacağını ödemek zorundadır. Peki mevduat sahibi bunun dışında nasıl bir hakka sahiptir? Eğer o parayı o süre zarfında kullanamadığı için bir zarara uğradıysa ne yapabilir? Türk Borçlar Kanunu madde 112'ye dayanarak bunu da talep edebilir. Banka Ağırlaştırılmış özen sorumluluğu nedeniyle sorumludur dedik. Nitekim bankalarda bilgi sistemleri yönetimde esas alınacak ilkeler, ilkelere ilişkin tebliğ madde maddi, maddi 27'ye göre yetkisiz girişlere engel olacak emniyetli bir kimlik kontrol sistemini banka kurmak zorundadır şeklinde bir düzenleme var. Dolayısıyla banka İnternet bankacılığı şifresinde kullanılan şifreyi üretim aşamasından müşteriye ulaştırılmasına kadar güvenli bir şekilde ulaştırılmasından sorumludur. Banka ifade ettiğimiz gibi yetkisiz kişilere ödeme yapmakla borcundan kurtulamayacaktır. Mevduat sahibinin her halükarda alacağını ödemek zorundadır. E, çünkü banka yani kişi dolandırıcılar bankanın sorumlu olduğu bir sistemin açığından yararlanarak bu haksız çıkar eylemini ceza hukuku terminolojisiyle dolandırıcılık faaliyetini gerçekleştirmektedir. Banka bu kişilerin yetkili olduğunu düşünerek bunlara geçersiz bir ifade bulunmaktadır. Bankanın hakları nelerdir? Yani banka iki defa zarara uğruyor. Ne yapıyor? Bir, mevduat sahibi alacağını istediğinde mevduat sözleşmesi gereği ödemek zorunda. İki, yetkisiz kişiler ne yapıyor? Dolandırıcılık faaliyeti suretiyle bankanın mülkiyet hakkını ihlal ederek mevduat alıyor. Dolayısıyla banka iki defa ödemek zorunda kalıyor değil mi? Öyleyse bankaya karşı işlenen fiil aslında nedir? Bir hukuka aykırı fiildir kim tarafından işleniyor? Yetkisiz kişiler tarafından işleniyor. Demek ki banka her halükarda öncelikle yetkisiz kişileri belirleyerek onlara karşı bir haksız fiil sorumluluğuna dayanarak hakkını talep edebilecektir. Banka bu yetkisiz kişiler eğer, şimdi dikkat buyurun lütfen, bayi ile evet CSM şirketi arasında bir sözleşme var ama e, kanaatimce bayi burada bağımsız bir tacirdir. Acente değildir. Sim kartın satışını kendi adına ve hesabına yapmaktadır. Dolayısıyla sadece vekalet ilişkisi içerisinde CSM şirketini temsil etmektedir. Eğer banka bayinin de bu işte bir kusuru olduğunu düşünüyorsa ne yapacaktır? Haksız fiil şey, sorumlu şartlarını ispat etmek şartıyla kimlik kontrollerini gereği gibi yapmayıp sahte sim kart elde etmesine neden olduğu için ne yapabilir? Bayiye karşı haklarını talep edebilir. Dolayısıyla aslında bankanın talebi nedir? Meydana gelen zararın giderilmesinden ibarettir. Bu zararı her kim neden olduysa banka haksız fiil sorumluluk koşullarını ispatlamak şartıyla onlara karşı haklarını talep edebilir. Eğer müşterek müteselsiz sorumluluk varsa Türk Borçlar Kanunu madde 61 anlamında da e, tarafların üzerinde giderek hakkını talep edebilecektir. Şimdi burada çok önemli bir husus var. Aslında sorunun asıl noktası bu. Telekomünikasyon şirketinin konumu nedir burada? Çünkü taraflar arasında bir hızlı SMS sözleşmesi yapılıyor. Bir borç ilişkisi var. Sözleşmesel bir borç ilişkisi var. Ne yapıyor telekomünikasyon şirketi? Diyor ki arkadaş ben sana internet bankacılığın en önemli aşaması olan son güvenlik halkasında kullanılan şifreyi göndereceğim diyor. Yani hızlı şifreyi sen göndereceksin ama benim iletişim kanalımı sana tevdi ediyorum diyor. Başka türlü gönderebilir mi banka? Bunu gönderemez çünkü öyle bir altyapı kanalı yok. Ama şurayla karıştırmayalım lütfen. Yani tebliğ konusu somut olay üzerinden giderek konuşuyoruz. Şifrenin gidip yüz yüze alınmasında bir mahsur yok. Tamam diyorum hocam. E, retina göz kontrolüyle o şifrenin elde edilmesinde bir, ama somut olayda taraflar arasında bir borç ilişkisi var. Şimdi burada tabii öğretide iki farklı görüş var. Bunlardan birisi cesem şirketinin bankanın ifa yardımcısı sayılabileceği. Neden? Çünkü mevduat sözleşmesi ve bununla beraber veya sonrasında yapılan bankacılık hizmetleri ve kredi kartı sözleşmesiyle ne yapıyor aslında? CSM şirketi borcun ifasının bir kısmını yapmış olduğu sözleşmeyle üzerine alarak bankanın izni dahilinde borcun bir bölümünü ifa ediyor. Dolayısıyla eğer banka CSM şirketin sorumlu yani ifa yardımcısının kusurundan dolayı eğer bir kusur atfedilebilecekse CSM şirketine Türk Borçlar Kanunu madde 116 anlamında ifa yardımcısının kusurundan da sorumludur. İfa yardımcısı kusursuzluğunu ispat ederek bu durumdan kurtulabilecektir. Kanaatimce çok sağlıklı, yani çok kolay. Neden? Çünkü sözleşme kapsamındaki asli edim yükümü sadece iletişim ağını kullandırmak. Yani e, öyle bir sahteciliğin meyha, hukuka aykırı fiilin ya da sözleşme aykırı fiilin oluşabileceği borç ilişkisi içerisinde bir durum söz konusu değil. Bir diğer görüşe göre, öğretideki bir diğer görüşe göre aslında CSM şirketinin hiçbir sorumluluğu yoktur. Haksız fiil doğrudan doğruya bankaya karşı işlenmektedir. Banka güven kurumu olması nedeniyle her halükarda kusursuz sorumludur. Ağırlaştırmış özen sorumluluğu vardır. Dolayısıyla açılabilecek muhtemel bir zararın tazminiyle ilgili davada CSM şirketi davalı olarak gösterilemeyecektir. Tabii son olarak Yargıtayımızın kararını ifade etmek gerekirse Yargıtayımız bu noktada biraz böyle çelişkili kararlar verdi. Yani biraz önceki oturumda da saygıdeğer hocalarımızın ifade ettiği gibi biraz bir çekingen davrandı. Önce dedi ki işte CSM şirketi düşük miktarda sorumludur. Asıl sorumluluk bankadadır ama baktığımız zaman gerçekten sağlam temel, hukuki temellere oturan bir yaklaşım sergileyemedi Yargıtay. Fakat son kararında, en son verdiği kararda, yani 2011 yılında 11. Hukuk Dairesi şöyle bir karar verdi. Dedi ki, somut olayda mahkemece GSM şirketinin abone merkezinden sim kartın kaybedildiğinden bahisle sahte kimlikle yeniden çıkartıldığı, şirketin kimlik kontrolü yapmadığı, sim kartının yetişsiz kişilerin ellerine geçmesine engel engel olmak için gerekli önleri, önlemleri almadığı gerekçesiyle kusurlu kabul edilmiştir. Dikkat buyurun lütfen. Oysa dava konusu olayda davacının e, banka hesabında bulunan para üçüncü kişiler tarafından rızası hilafına alınmış olup Dolandırıcılık eylemi bankaya karşı işlenmiştir. Banka müşterisi olan davacının açmış olduğu böyle bir davada CSM şirketi aleyhine hüküm kurulması doğru değildir. Bu itibarla mahkemece davalı CSM şirketi hakkında davanın reddine karar verilmek gerekirken yanılgılı değerlendirmelerle aleyhine hüküm kurulması doğru olmamış bu nedenle kararın bozulması gerekmiştir şeklinde bir karar vererek bankanın kusursuz sorumluluğu yönünde karar itiraz etmiştir. Hepinize çok teşekkür ediyorum.